Alo Mehmet Bey, merhabalar. Mehmet Bey, Merhabalar. şimdi siz birebir olayı o İyi anda yayınlar. yaşayan kişisiniz ve görgü tanığısınız. O sizin yanınıza vuruluyor. Önce içerideyken arkasından bir daha kurşun Evet. yağmuruna tutuluyor. Bir Oğuz oraya gelmeden önce neler oldu? Sizi aradı, bir tıraş olmaya mı geleceğim dedi. İlk aradığı andan itibaren bize anlatır mısınız Mehmet Bey? Oğuz bura geldi. Bu arada Mehmet Bey, Oğuz Bey'i rahmetliyi ne zamandan beri Evet. tanıyorsunuz? Oğuz Savcılığı rahmetliyi. 9-10 seneden beri tanıyorum. Yani 9-10 sene. Müşteriniz mi 9-10 sizin? seneden beri Yoksa tanıyorum. başka bir Kardeşimizdi. Tabii. arkadaşlığınız mı var? Müşteri ilişkisi mi var aranızda? Dostunuz mu var? Müşterimizdi. Elimizde büyüdü yani kardeşimiz. Allah rahmet eylesin. Sizi kaçta Dokuz aradı? on seneden beri Bana tanıyorum yani. saat saate bilgi verin. Sizi önce Oğuz kaçta aradı geleceğini söyledi. Beni aramadı. Beni aramadı. Tamam. Direkt geldi dükkana, beni aramadı. Kaçta geldi dükkana? Saat 7-7.30, 7-7.30 aralarıydı. 7-7.30 arası. Sonra Yedi, onu dakika o, dakika anlatır o mısınız bize? civarda. Ne oldu? 7.30'da geldikten sonra ne yaşadınız? Geldi. Abi şu ensemle dedi, sakalımı bir çiz de dedi. Nasıl, endişeli miydi, rahat mıydı? Kendini Durumu nasıldı? Bir şeylerden korkuyor muydu? Endişeli miydi? Nasıldı durumu, psikolojisi? ya her zamanki Oğuz yani hiç öyle bir tavrı yoktu. Ya ben sesini falan yanaklarını çizdim. O oturdu. Cuma bayrakları kendinin gelip buradan alacağını söyledi. Cuma Atlayıp Bayraktar Cuma gelip bayraklardan gelen mesajları okuttu. Cuma Bayraktar Kendisini mesajlar ne buradan zaman geldi? alacağını Cuma Bayraktar'dan mesajlar ne zaman gelmeye başladı? mesajlar önce gelmiş. Ha, önce gelmiş. Dükkana gelmeden önce gelmiş mesajlar. Evet, önce gelmiş. Bana geldi. Abi dedi, Cuma bayraklar beni buradan alacak. Oturayım mı biraz dedi. Zaten gideceğim şimdi dedi. Ben Evet. dedim otur. Zaten oturuyorduk biz. Tamam. Mesajları okuttu bana. Abi dedi şu mesajları oku herhalde. Bu böyle bir mesaj göndermezdi dedi. Oğuz abi sen bir adamsın. Oğuz soyundan gelmesin. Evet. Seni bir abiyle tanıştıracağım. O abiyi de elinin tersinden yitme anlamında kelime söyledi. Bir de o vazoyu sana hediye edeceğim. Oğuz da dedi ki bu mesajlardan haberin olsun abi dedi. Niye Bana böyle size mesaj göndermezdi dedi. bir şeylerden şüphelenmiş o zaman, endişelenmiş, sizinle paylaşmış. Öyle anlıyorum. Bunlardan haberin olsun dedi. Ben de tamam dedim zaten dedim. Ben ezberledim bunu zaten dedim. Evet. Bir şey Cuma peki anlattım Cuma zaten. Bayraktar, Kendi Cuma yakında. Bayraktar neden onu alıp nereye gideceklermiş? Gelip onu almaya geliyormuş ya. Nereye gideceklermiş? Kendisini bir abiyle tanıştıracakmış. Biliyor mu peki Oğuz abinin kim olduğunu? Mehmet, şimdi O abi kimmiş dedi bak. sanat mesajı, son mesajı Evet ama. Oğuz Evet ama. bebeğindeyken attı değil mi? Sen orada bekle. Beni bekle, 10 dakikaya Son. kadar bir abi gelecek, onu da elinin tersinden itme dedi değil mi oğlum? Evet ana, evet Ha, ana. öyle anlat annem, öyle anlat. Evet. Yani onları anlat. Çünkü Oradayken de. Allah var Allah. Evet ana zaten. Mesaj Oradayken de, geldi, güzel okuttu oradayken bana. de Mesaj mesaj geldi. Oradayken son Mesajı. mesajını atıyor. Heh. Yani o Heh. mesaj, son mesaj ne zaman Evet geldi son mesajı Cuma'dan? bu. Saat 8 miydi İşte artık? oturuyorduk. Saat kaç oldu? Saat 7.30 geçiyordu artık. Tamam. O mesaj 8'e doğru geldikten, son geliyordu. mesaj geldikten sonra ne oldu? Mesaj geldikten sonra zaten soba vardı. Sobanın yanında kendi oturuyordu. Yan dönmüştü. Evet. Ben de koltukta arkamda yani birer tane Gösterelim isterseniz. Bir gösterin orada, berber dükkanındasınız değil mi? Bir görelim Gizemciğim Tamam, gerçekten. gösterelim. Şu an bir dükkanın etrafını bir gösterelim. Lütfen bir canlandırma Şu yapalım o an sırada. olayın yaşandığı berber dükkanındayız. Evet. Kapıyı görüyorsunuz. Kapı burada. Dükkanın içi burası. Mehmet Bey, siz oturduğunuz yere geçebilir misiniz? Nerede oturuyordunuz? Gösterin bize. Bu şekilde. Oğuz Bey nerede oturuyordu? Oğuz Bey de karşıda oturuyordu. Yalnız zaten. Öyle de arkası dönük müydü? Nasıl? Yalnız şöyle. Yan dönüyor. Evet. Ha, Doğru tamam. mu? Evet. Tamam. Sobanın başındaydık Burada zaten. soba vardı. Evet. O ne dedi? Evet.
Mehmet abi yere yat dedi. Ben kendimi o zaman yere attım. O... Hayır bir dakika. Bu kendimi yere siper ettim. Kurşunlar geldikten sonra yere yat mı dedi Oğuz? Vurulmuş muydu o anda Oğuz? Mehmet abi yere... Evet Oğuz zaten... Vuruldu. Kurşunu atılınca Mehmet abi yere yatınca... Evet Oğuz darbeyi aldı zaten. O ne la dedi. Ben kendimi... Mehmet abi dedi kendini yere at dedi. Ben kendimi yere attım. Tamam. Oğuz o ne dedim. Mehmet abi de ambulansla ayağa kalkınca... Oğuz ikinci şey geldi. Tam burada mı? Şuradan kalktı bak. Oğuz vurulduktan sonra ayağı mı kalktı bu defa? Evet, beni vuran kim diyerek. Beni vuran kim diyerek kalktı. Ayağa kalktı. Sonra kalktı. Dışarı çıkıyor galiba onu bir anlasın. Ayağa kalktı. İkinci ses gelince. Zaten dışarıya geldim. Oğuz dedim abi ambulanslara dedi. Zaten arkasından çıktım ben. Oğuz Bey burada böyle kaldı. Buradan mı yedi mermiyi yoksa kapının dışına çıktı orada mı yedi? İçeride yedi Oğuz. Dizlerinden içeride. Yandan. Ayağa kalktığından sonra yedi zaten onu. Dizlerinden burada yedi. Evet. Hala içeridesiniz yani. Oğuz dedim. Evet. Abi dedi ambulanslara dedi. Ben de zaten hemen telefonumu çıkarttım. 112'yi aradım. Dışarıya doğru yöneldi. Oğuz dedim dur bekle dedim. Abi dedi. Şeyde dolandı. Oğuz dedim gel dedim. Ambulans arıyoruz. Gelin oraya da çıkalım. Çıkalım bir gösterin orayı. Nereye kadar abi. Gitti? Rahmetli ya yazık. Böyle çıktı. İşlek bir yol orası yani. Zaten böyle yoldu. Çıktık. Yanında kahve var. Kendi böyle. Yanında. Bir anlatsın. Ağacın dibine gittim. Şu ağaç var ya. Oraya kadar yürüdü mü Oğuz? Tabii. Ben ambulans arıyordum zaten. Nereye gidiyor yani peki? Yaralı o anda. Hani dizinden vurdu. Beni vuran kim diye bakıyor. Yürüdü. Hayır dizlerinden orada vurulmuş. Yanında, evet, niye yürüyor dışarı? Dışarıda vurmuştu. Şimdi dizlerinden vuruldu ya. Bir dakika ben onu bir netleştirelim. Dizlerinden vuruldu ya. Nasıl yürüyor? Gizemciğim bir dakika durur musun? Yürüdü zaten kendi. Mehmet Bey bir dakika bir sakin. Dinleyelim. Yok, şimdi içeride mi vuruldu efendim, dizlerinden? Efendim. Ay, dizlerinden vurulan kişi dışarı kadar nasıl yürüsün? Hı. Dışarıda mı dizlerinden? Annesi öyle biliyor. Dışarıda dizlerinden vuruldu diyelim. Bize gerçekleri anlat. Saçma olduğu için efendim zaten. Saçma olduğu için zaten yürüdü o şekilde. Ondan sonra ağacın dibine düştü zaten. Ha, oraya cam kadar havliyle içeride vurulmuş. Onu biraz düz zaten şeyini böyle. Bu şekilde. Yani iki büklüm olmuştu. Tamam. İki büklüm olmuştu. Sonra etrafta kimse var tamam, mıydı peki? Ne oldu? Bu da ağacın dibinde düştü. Zaten herkes dışarıya çıktı zaten. Dışarıda sesten dolayı herkes dışarıda zaten. Burada kahve vardı. Kahvenin bütün müşterileri de dışarıdadır. Tamam şimdi içeri gelin, içeri geçin daha iyi yayın yapalım. İçeri geçin şimdi size soracaklarım var daha rahat konuşuruz. Bir yandan da benim sorumu dinleyin. Peki siz o dışarı çıktığınızda etrafta kimse var mıydı? Şüphelendiniz kimseyi gördünüz mü Mehmet Bey? Dışarı çıktınız o sırada ambulansta ne kadar kaç zaten, dakika sonra geldi ambulans? Zaten şoktaydı dışarı çıktığımızda biz araba da vardı dükkanın önünde. Ama kimseyi görmedik yani. Ama yalan çevrede, söylemenin bir anlamı yok. Çevrede dükkanlar görsem var. Görsem de bu zamana kadar söylerdim zaten. Hiç şüphelen. Cuma'yı gördünüz mü Cuma bayrakları daha önceden? Cuma bayrakları tanıyor musunuz? Cuma bayrakları iki sefer rahmetli Oğuz Savcı'nı getirdi. Şimdi görüntülerde... Onunla geldi ben Cuma bayrakları da tanımazdım. Evet kamera görüntülerinde şey var kapşonlu bir kişi var. Bir ekranı üçe bölelim. O kapşonlu kişi daha rahat anlaşılsın Aslı'cığım. O kapşonlu kişiyi sizin ifadelerinizle önce ilk ifadenizde o kapşonlu kişiyi ile ilgili bir şey söylemiyorsunuz. Daha sonra diyorsunuz olayın sıcaklığıyla ben çok aklıma gelmedi. Ama o kapşonlu kişi kim sizce? Yani o kapşonlu bir kişi etrafta yürüyor. Bir adam yürüyor. Bir çocuk yürüyor daha doğrusu. İşte biz onu görmedik zaten. Arkamız dönüktü diyorum. Biz onu fark etseydik zaten. Yanına giderdik yani burada niye dolaşıyorsun geziyorsun ama biz görmedik yüzünün dönük olması lazım çünkü savcıdan sohbet ediyorduk biz. Tamam ama siz daha sonra ifadenizi o kapşonlu kişinin yürüyüşünden hal ve tavırlarından onun Cuma bayraktar olduğunu teşhis etmişsiniz doğru mu? Ben bu şeye nasıl başvurdum hanımefendi? Gönderdiği mesajlardan burada bekletmesinden şüphelendim o şekilde şey yorum yaptım zaten. Peki nasıl anladınız? Yüzü görünmüyor zaten. Hayır, yüzü görünmüyor ama siz ifadenizde diyorsunuz ki işte yürüme şeklinden, hal ve tavırlarından, çünkü iki defa gördüğünüz bir kişi, o kişinin Cuma bayraktar olduğunu mu teşhis ettiniz? Ben zaten gönderdiğim mesajlardan, burada bekletmesinden efendim, bir de olaydan 40-45 dakika sonra gelmesinden
şüphelendik.